Kürt değilim dedi, milliyetçi muhafazakar bir aileden geldiğini söyledi. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hayatının bilinmeyenlerini Gazete Haber Türk'ten Kübra Para anlattı. <laughs> Dini değerlere bağlı bir ailede büyüdüğünü, annesinin günde 5 vakit namaz kıldığını söyledi. Kendisinin de çocukken her yaz tatilinde Kur'an kursuna gittiğini belirtti. Sol hareketlerle nasıl tanıştığını ve 18 yaşında evden kaçışını da anlattı Yüksekdağ. <laughs> 18 yaşındayken bir sokak gösterisinde tutuklanınca her şey açığa çıktı. 8-9 gün gözaltında kaldım ve işkence gördüm. Bir anarşist olarak gözaltına alınmam, milliyetçi muhafazakar ailemiz için de büyük deprem yarattı. Babamla çok ciddi sürtüşmelerimiz oldu. Annemi geride bırakmak oldukça üzücüydü. Niye gitmek zorunda hissettiğimi, ne yapmak istediğimi anlattım. Ve sizi hiçbir zaman utandırmayacağım diye yazdım. Sözümü tuttum ama babamla 7 yıl hiç konuşmadık. Yüksekda hayatındaki bir başka sıra dışılığı ise evliliğinde yaşadı. Düğünden hemen önce eşi tutuklanınca nikahını demir parmaklıkların ardında yaptı. Eşiyle bir araya gelebilmek içinse 6 yıl bekledi yüksekten politik tercihi ailesini de etkiledi. Babamın kemikleşmiş bir siyasi kimliği yoktu. MHP, CHP, AKP. Bugüne kadar 3 partiye de oy verdikleri oldu. Ama geniş ailem ağırlıklı olarak MHP'lidir. Fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Onlar da anarşist figeni hep sahiplendiler. Partime oy vermeseler de hiçbir zaman saldırıya, hakarete uğramama izin vermediler. Ama bu seçimde dengeler değişti. Artık HDP rüzgarı esiyor. Figen Yüksekdağ eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın kendisini gölgede bıraktığı yorumları içinde Selahattin Bey'in beni gölgede bırakmak gibi bir tavrı olmadı olmazdı ama toplumdaki ayrımcılık bizi ayrı yerlere koyuyor dedi.